Selamun aleyküm abiler, bacılar. Hayırlı Ramazanlar, Allah kabul etsin. Benim bayramda ya internet olur ya da olmaz. Acık erken olacak ama bayramınız da mübarek olsun. Benimki olsa da olur, olmasa da. Şimdi abi sizlere helikopter kazasında vefat eden Sivaslı Muhsin Yazıcı oğlunun şiirini okumaya geldi sıra. Yani ben o kazadan 10-15 gün sonra bunu yazdıydım. Acıklıydı olay yani. Yazmam gerekir. Aslında ben halk şairiyim, ben halk sanatçısıyım diyen insanlar böylesi olayları bence türkü, ağıt, şiir yazmaları lazım hiç taraf gözetmeden. Bence öyle olur ama işte birilerinden korkuyorlar, lan yazmıyorlar, yazıyorlarsa da söylemiyorlar. Ben de bu saatten sonra bu defterde duracağına bütün şiirleri okumaya karar verdim. Yani sağcısı solcusu hiç fark etmez bana. Devlet adamı, devlete hizmet eden herkesin şiiri var. Onu da okuyacağım abi. İleride duyacaksınız, Reis diye bir şiir var, adamların yaptığı işi anlatan. Onu da okuyacağım. Şimdi de sıra Muhsin abinin şiirine geldi. O helikopter kazasında bir Muhsin abiyle İsmail'in adını biliyordum. Ötekilerin adını bilmiyordum. Herkesten, orada ölen herkesten Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun yani. Şimdi böylesi şiirleri okuyunca da bana diyorlar ki işte siyasete bulaşma, şu bu diyorlar. Benim yaş 50'ye çeyrek kalmış. Yani kariyere bakıyorum, bir ön defenin bu yanı yamacı, yarın öte ay yamacı. Bek bir şey yok yani. O yüzden de bu defterde duracağına, burada birini ökelendirip de sil la şunu demezlerse bu şeyde dursun, internette dursun. Zamanı geldiğinde ulan adam aslında iyi iş yapıyormuş da biz anlamamışsık. Belki diyen olur yani, o zaman da ben olmam. Aha abi şiirde, şimdi bu şiir yazarken de kendimi bir yakınının yerine koydum. Öyle yazdım ağaç gibi. Ne bileyim ben, güzel bence yani, dinlemenizde yarar var. Şumaraş'tan yer köyüne geçerken, erken oldu Muhsin kardeş bekerken, yılan da pusu kurmuş üzerinden geçerken, erken oldu Muhsin kardeş bekerken, iyilere şu kaderi düşman pusudur, kocasa da anasına evlat kuzudur, hayatın cilvesi demek ki budur. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken, hiç mi yoktu bir imdada yetişen, ayak kırık kar üstünde üşürken, İsmihal'de 112'yi ararken, sağır mıydın, kör müydün Muhsin kardeş ölürken, hiç mi yoktu o dağlarda dağ köyü, savaşta bile düşmana verirken suyu, bu neyin düşmanlığı söyleyin bunu, erken oldu Muhsin kardeş bekerken, bir bir gidecek mi böyle yiğitler, seni anlatmaya yetmez ağıtlar. Ben yazarken ağladı kalem kağıtlar. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken. Benim için battı artık şu Sivas'ın güneşi. Herkes tektir, bulunmaz ki bir eşi. Sebep olanların kurumasın gözyaşı. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken. Yarım kaldı Türkistan'ın hayali. Nasıl olur senin işin meali? Sağır mısın? La sağır mısın, duymuyor mu ahali? Erken öldü Muhsin kardeş bekerken. Şerit gibi torosların dizisi, hak yazdıysa silinmez ki yazısı. Adı kalsın, adı olsun yılan dağın pususu. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken. Samanlıkta toplu iğne bulunur, kar üstünde helikopter sır olur. Kara gözlük takılır, cenazeye varılır. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken. Düşen helikopterde kaskisi varsa, ruhlarına Fatiha kabil olursa, la demek ki tecelli kader buyusa. Erken oldu Muhsin kardeş bekerken. Babama Cemal derler, anama kadın. Eğer soran olursa adım da aydın. Kırşar, Apiner, Homurlu yurdum. Erken oldu Muhsin başkan bekerken. Erken öldü Muhsin başkan bekerken.